Dilan Polat davası gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Lüks yaşantıları ile MASAK'ın radarına girmelerinin ardından, cezaevine giren Engin Polat Dilan Polat çiftinden yeni ve güncel haberler gelmeye devam ediyor. Bugün yarın cezaevinden çıkarlar gözüyle bakılan çiftten, Dilan Polat'ın çıkacağı hatta Nisan ayında özgürlüğüne kavuşacağı yönünde ciddi bir algı yönetimi var. Bu iddiaların doğruluğu konusunda soru işaretleri olsa da yeni gelişmeler yansımaya devam ediyor. Sosyal medya bu çifti karı koca birbirlerine yaptıkları komik şakalar ile tanıdı ve sevdi. Bu çiftin enerjisine ve samimiyetine inanan medya kullanıcılarının sayısı hiç de az değil. 7 milyona yakın takipçisi olan Dilan Polat tabiri caizse şeytan tüyü mü var dediğimiz cinsten. Zaman içerisinde bu sempatik dediğimiz genç kadın son derece görgüsüz, gözünü para ve lüks hırsı bürümüş, ona buna küfreden bir profile dönüşmeye başladı. Tehlike çanları da böylece çalmaya başlamıştı. Bu korkunç zenginliğin kaynağı neydi? Bu kadar kısa sürede böyle bir serveti elde etmek mümkün müydü? 4 Kasım'da cezaevi süreci başlayan Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğan'ın el yazısıyla yazdıkları mektupları ortaya çıktı. Bu mektuplarda algı yönetiminin bir parçası. Sıla Doğu mektubunda suçsuz yere yatmak zor, aylardır sorguladığım tek şey neden burada olduğum, Allah'ın adaletine inancımı yitirmeyeceğim diyor. Dilan ise ailem, çocuklarım, içim yanıyor, evlatlarım diyor kısa notunda. Tüm bu gelişmeler bu mektupların medyaya servis edilmesi, algı yönetiminin bir parçası gibi görünüyor. Gelişmeler bununla da sınırlı değil. Merakla beklenen Dilan Polat davasının 24 Ocak'ta görüleceği yönünde haberler var. Haberin kaynağı ise Dilan'ın yakın arkadaşı olarak bilinen Sevim Alan. Sevim Alan sosyal medya hesabında Dilan'ın mahkemesi 24 Ocak doğru haber. Dualar ile duracağız kötünün karşısında diyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma ve benzeri suç iddiaları ile kayyum atanan Dilan Polat markasında önce yeni şube açılışı gerçekleşmiş. Sonrasında kozmetik ürünleri tekrar satışa sunulmuştu. En çok dikkat çeken konu ise başından beri davayı yürüten savcının Erzurum'a atanması ve sonrasında görevini bırakması oldu. Eski savcının bilgi sızdırdığı, savcının eşinin ise FETÖ ve Adnan Oktar örgütü arasında bağlantı kurduğu yönünde iddialar var. Peki Dilan Polat yakın zamanda tahliye olur mu? Başından beri Dilan'ın yakınları tarafından Dilan'ın işin içinde olmadığı, hatta bu işlerden hiç anlamadığı, markanın sadece vitrine olduğu, ortada bir suç varsa bile Engin Polat'ın bu suçları üstleneceği, böylece de Dilan'ın serbest kalabileceği yönünde bir algı operasyonu yapılıyor. Medyadan da bazı destekçileri var. Dilan dosyasında yaşanan bu hareketlilik bir şeylerin habercisi gibi görünüyor. Büyük bir hayran kitlesi olan fenomen yarın tüm suçlarından temize çıkarsa çok da şaşırmayız. Asıl merak konusu olan ise bu isimlerin uzandığı kişilerin kimler olduğuydu. Dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Güncel haberleri kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın.